Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız arkadaşlar. 1. yazılılar geçti bile artık 2. yazılılar geldi çattı ve dönemi kapatmak üzereyiz. Şimdi tabii ki bunun üzerine çalışmalara başlayacağız. Vakit kaybetmeden bir içerikte neler varmış onları bir göreceğiz şimdi. Neler varmış karşımıza çıkacak olan peki? Karşımıza tabii ki ilk ünite ağırlıklı olarak gelecek. Birinci yazılıda da ilk üniteden sorular çıkmıştı. Biz ilk ünite üzerine yani kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar üzerine çalışmalarımıza devam ettik. Ve burada özellikle kimyasal tepkimelerle ilgili sorular karşımıza çıkacak. Çünkü ilk yazılıda neler vardı? Kimyanın temel kanunları ve mol kavramı üzerine odaklanmıştık. Kimyasal tepki ve türleri ve tepkimelerde hesaplamalar kısmı daha çok ikinci yazılı kısmına geçti ve karışımlardan da karışım türleri üzerine çalışmaya başladık. Çoğunluklu olarak tabii ki bazı okullarda burada biraz daha ilerlenmiş ya da biraz daha geri kalınmış olabilir. Ama genel anlamda karışım türleri son işlenen konular oldu ve sorularda yine buradan karşımıza çıkabilir. Peki neler vardı? Şöyle bir genel göz atacak olursak kimyanın temel kanunları vardı. Ta ilk işlediğimiz konu buydu. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunlarını işlemiştik. Bunlarla ilgili sorular yine karşımıza belki bir tane soru içerisinde çıkacaktır. Mol kavramını derinlemesine işlemiştik. Mol kavramının diğer büyüklüklerle ilişkisinden bahsetmiştik. Kütle ile mol kavramı arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Hacimle mol kavramı arası ya da tancık sayısı ile ilgili hesaplamalar yapmıştık. İzotop kavramı ve ortalama atom kütlesinden bahsetmiştik ve bağıl atom kütlesini nasıl hesaplayacağımızı yine mol kavramı ünitesi içerisinde işlemiş olduk. Ardından tepkime türlerini, hangi tepkimelerin hangi türe ait olduğunu belirtmiş ve bunlarla ilgili denkleştirme işlemleri yapmıştık ve kimyasal tepkimelerde bazı hesaplamalar yapmıştık. Şimdi bunları başlıklar altında inceleyecek olursak en basit anlamda miktar geçiş problemleri karşımıza çıkabilir. Ya, ne yapıyorduk peki? Biz bu tepkimelerde hesaplamalar sorunlarını çözerken her zaman ilk yapacağımız iş tepkimeyi yazmak ve denkleştirmek olacak. Bu tepkimeyi denkleştirdikten sonra biz bütün miktarları mol cinsinden ifade edeceğiz. Bize hangi miktar türünden verilirse verilsin onu mole çevireceğiz. Ardından bu tepkimedeki katsayılarla ilgili işlemler yapacağız. Yani mol sayılarını, harcanan ve oluşan mol sayılarını katsayılarla orantılayacağız. Ve son olarak da bizden hangi türden miktar istiyorsa ona çevireceğiz. Oradan geçiş yapacağız. Burada miktar geçiş olabilir. Artan madde ile ilgili sorular olabilir. Çünkü iki maddenin de aynı anda tükenmesi mecburiyeti yok. Artan madde olabilir. İki maddeden de elimizde artan madde kalabilir. Bu durumda verim hesabına gireceğiz. Safsızlıktan bahsedebiliriz. Tepkimeye girenlerden bir tanesi tamamen saf olmayabilir. Biz onun sadece saf olan kısmı neresi ise orayla ilgili işlem yapacağız. Atom numarası veya formül, molekül formülü bulma gibi hesaplamalar sorabilir. Ve tabii ki bunların yanı sıra karışımlarda bazı hesaplamalar bize yaptırabilir. Karışım türlerine gelince, karışım türlerini homojen ve heterojen olarak ikiye ayırmıştık ve bunların alt başlıklarından bahsetmiştik. Bütün homojen karışımların çözeltilerden oluştuğunu ve heterojen karışımların ise basit adi karışımlar, süspansiyonlar, emisyonlar, koloid karışımlar ve aerosollar olarak ayrıldığını belirtmiştik. Şimdi sorular üzerinde bunları biraz daha detaylandıracak olursak. İlk sorumuzda bir tepki vermiş bize. Bu tepkime ile ilgili bazı sorular yöneltmiş. Demiş ki 32'şer gram X ve Y2'nin tepkimesinden 20 gram X artan olarak kalıyormuş. Buna göre oluşan X, Y2 kütlesi kaç gramdır, kaçtır bunu bulmamızı istiyor. Şimdi biz diyeceğiz ki X var, Y2 var. Bunlar tepkimeye giriyor ve X, Y2 bileşiğini oluşturuyor. Şimdi diyor ki başlangıçta ikisinden başlangıç koşullarını alalım. İkisinden de 32'şer gram alıyorum. Tabii ki başlangıçta X, Y2'den hiç yok elimizde. Ve son duruma geldiğimiz zaman son durumda X2'den 20 gram artan olarak elimde kalıyor. Y2'den artan olmadığına göre tamamen tükeniyor. Şimdi burada yapacağımız işlem ne olacak? Y2'nin tamamı tükendiğine göre demek ki ben bundan 32 gram harcamışım. X'ten 20 gram kaldığına göre demek ki ben bundan 12 gram harcamışım. Kütlenin korunumu kanunu bana ne söylüyordu? Diyordu ki harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Yani 12 artı 32'den 44 gram XY2'nin oluştuğunu görebiliriz. Dolayısıyla elde ettiğimiz toplam
madde kütlesi, bileşik kütlesi 44 gram olacaktır. Demiyoruz ki ikisinden de 32 gram olduğuna göre oluşan 64 gram olmak zorundadır. Çünkü 20 gram artan var, bunu da belirtmek zorundayız. Şimdi ilk soruyu biz güzelce cevaplamış olduk. Eşit kütlede X ve Y2'nin tepkimesinden 22 gram X, Y2 oluşuyorsa kullanılan X kütlesi kaç gramdır diyor. Burada bizim sabit oranı bulmamız gerekiyor. Mx bölü My değerine ihtiyacımız var. Hemen üstteki sorudan faydalanalım. Bize diyor ki 12 gram X harcandığı zaman buna karşılık 32 gram Y harcanıyordur. Bu da bileşiğin yapısındaki X ve Y'nin arasındaki sabit oranı verecektir bize. Yani buradan ne gelir peki? Sadeleştirecek olursam 3 bölü 8 gibi bir değere ulaşırım. Bu ne demek oluyor? Her 3 gram X'e karşılık 8 gram Y tepkimeye girecek ki bileşik oluşabilsin. Dolayısıyla toplamda ikisinden 3'e 8 girdiği zaman 11 gram bileşik oluşur. 11 gram X, Y2 bileşiğinin yapısında kaç gram X varmış hemen görüyoruz zaten. 3 gram X elementi varmış. Buna göre benim elimde 22 gram X, Y2 bileşiği varsa bunun yapısındaki X'in değeri kaçtır diyeceğim. 11'in 2 katı 22 olduğuna göre 3'ün 2 katı, buradaki X değerim tabii ki 6 gram olacaktır. Cevabım da budur. Üçüncüye geldiğimiz zaman 16'şar gram X ve Y2 kullanarak en fazla kaç gram X, Y bileşiği elde ederim diyor. Bu sefer katlı oranlara yürüyoruz arkadaşlar. Farklı bir bileşik elde edeceğiz. Burada da şunu yapacağız. Diyeceğiz ki şimdi X, Y2 bileşiği için sabit oranımız 3 bölü 8'di. Yani bir tane X'in 2 tane Y'ye oranı 3 bölü 8'di. Bileşik formülden bunu çıkarabiliriz. O zaman X bölü Y değeri atom kütleleri arasındaki oran ne olur? Hemen şunları sadeleştiririz. Burada 4 kalır. Yani 3 bölü 4 değerine ulaşırız. X bölü Y değeri 3 bölü 4'müş. Bu ne diyor bize? 3 gram X'e karşılık 4 gram Y geldiği zaman 7 gram bileşik oluşur. Buna göre 16'şar gram kullanırsam bu sefer X var, Y var. Bunlardan X, Y bileşiğini elde edeceğim. Şimdi bana diyor ki ikisinden de 16'şar gram varsa, başlangıçta tabii ki bundan hiç yok. Ben 4 grama karşılık, yani 4'e karşılık 16 gram Y kullanıyorsam, buradan 16 kullanıyorsam X'ten ne kadar kullanırım? 4'ün 4 katını kullandığıma göre 3'ün 4 katını kullanmam lazım. Yani 12 gram kullanırım. Dolayısıyla burada oluşan ne olacak? Bu ikisinin toplam kütlesi olacak. 12 artı 16'dan 28 gram bileşiğin oluştuğunu göreceğim. Cevabım da 28 olacak. 22 gram karbondioksit gazı ile eşit mol sayısında oksijen içeren N2O5 gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diye sormuş bizi. Şimdi hemen önceliğim ne olacak? Karbondioksitin molekül kütlesini bir hesaplayayım ki içerisindeki mol sayısını ve içerdiği oksijen mol sayısını bulabileyim. Karbondioksitin molekül kütlesini hesaplarken diyeceğim ki 12 karbondan geliyor. Artı 2 çarpı 16 oksijenden geliyor. Yani 44 olarak bulacağım. Yani bu ne demek oluyor? 1 mol karbondioksit 44 gram kütlesine sahiptir. Elimde 22 gram varmış. Buna göre 22 gram karbondioksit kaç moldür diyeceğim. Hemen hesap çok basit, zaten yarısı olduğuna göre. Demek ki elimde 0.5 mol karbondioksit varmış. Şimdi içerindeki oksijenin mol sayısına ihtiyacım var benim. Burada da şöyle bir hesaba gireceğim. Diyeceğim ki 1 mol karbondioksit, 2 tane, o her bir molekülde 2 tane olduğuna göre 2 mol oksijen atomu içeriyordur. Buna göre 0.5 mol karbondioksit kaç mol oksijen atomu içerir? İçeride oksijen atomunu bileceğim ki buradaki oksijen atomuna eşitleyebileyim. Dolayısıyla buradan ne çıkacak? Yarısı olduğuna göre 2'nin de yarısını almam lazım. 1 mol olarak bulacağım. Yani benim elimde 1 mol oksijen atomu varmış. Gelelim N2O5'ten bahsetmeye. Şimdi orada da şunu görüyoruz. 1 mol N2O5 gazı 5 mol oksijen atomu içeriyor. Yapıyı görüyoruz burada. Ve eşit sayıda oksijen atomu içerdiğine göre şunu diyeceğiz. Buna göre 1 mol oksijen atomu içeren kaç mol bileşiktir diyeceğiz. 5'te 1 olduğuna göre 1'in 5'te 1'ini almam gerekiyor. Demek ki buradan 0.2 mol olduğunu hesaplayabilirim. Şimdi geliyoruz son hamleyi yapmaya. Normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Şunu biliyoruz ki 1 mol gaz normal şartlar altında türü ne olursa olsun hiç fark etmez
22,4 litre hacim kaplıyordur. Buna göre 0,2 mol gaz, benim elimde 0,2 mol gaz var. Kaç litre hacim kaplar diye soruyor. 5'te 1 olduğuna göre 22,4'ün 5'te 1'ini almam lazım. Yani 4,48 litre hacim kapladığını böyle güzelce hesaplamış olduk arkadaşlar. Yani yaptığımız bütün hesaplar oran orantı üzerine kurulu durumda. Bir diğer soruda bize diyor ki normal şartlar altında 6,72 litre hacim kaplayan C3H8 gazının yanma tepkimesinde bazı soruları getiriyor karşılığında. Şimdi ne yapıyoruz dedik? Öncelikle tepkimemizi yazıyoruz ve denkleştiriyoruz. Hemen yazalım şöyle. C3H8 gazının yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi oksijenle verilen tepkimeydi. Her zaman için ürün olarak karbondioksit ve su verecektir. Yani şuradaki bileşikte karbon, hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey yoksa burada kesinlikle ve kesinlikle ürünlerimiz karbondioksit ve sudur. O zaman hemen denkleştirelim. 3 tane karbon var. O yüzden karbondioksitin katsayısının 3 olduğunu yazdık. 8 tane hidrojen var. Suyun katsayısı 4 olacak ki hidrojen sayısı eşitlenebilsin. 3 çarpı 2'den 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. O zaman buradaki oksijenin katsayısı 5 olacak ki oksijen sayısı da eşitlensin. Bunları güzelce yazdık. Buna göre 6,72 litre hacim kaplayan dediğine göre şunu biliyorduk. Az önceki soruda da kullandık. 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre 6,72 litre hacim kaplayan kaç moldür işlemini yapabiliriz? Buradan ne bulacağız peki? 22,4'ün 3 katı 67,2, 1 kaydına göre 0,3 mol olduğunu bulabiliriz. Buna göre bana diyor ki buradan 0,3 mol kullanacağım. Buradan 0,3 mol kullanırsam katsayısı 1 olandan bunu kullandığıma göre 5 olandan bunun 5 katını yani 1,5 mol kullanacağım. Buna karşılık olarak karbondioksitten yani katsayısı 3 olandan bunun 3 katını yani 0,9 mol elde edeceğim. 4 olandan ne elde edeceğim peki? 1,2 mol elde edeceğim. Sorulara gelecek olursak. Kaç mol su oluşur diyor. Kaç mol suyun oluştuğunu nasıl bulacağım? Zaten sorun içerisinde buldum. 1,2 mol olduğunu doğrudan hesaplamış oldum. Cevabımız burada. Oluşan karbondioksit gazı oda koşullarında kaç litre hacim kaplar diyor. Dikkatinizi çekelim. Oda koşullarındaki hacmini soruyor. Buradan şunu diyeceğiz. 1 mol gaz yine türü ne olursa olsun fark etmez. Oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplıyordu. Bunu ezberden biliyoruz artık. Normal şartlar altında 22,4. Oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplıyor. Oluşan karbondioksit mol sayısını bulmuştuk. 0,9 molün kaç litre hacim kapladığını hesaplamamız gerekiyor. Burada 0,9 çarpı 24,5 işlemini yapmamız yeterli. Bu da 22,05 litre değerini bizi götürecektir. Kaç gram oksijen gazı harcanmıştır diyor. Şimdi burada da yapacağımız şu, oksijen gazının 1,5 mol olduğunu bulduk. 1 mol oksijen 32 gramdı. Neden? Oksijenin atom kütlesi 16'dır çünkü. 1 mol O2 32 gram kütlesine sahipse 1,5 mol O2 kaç gram kütlesine sahiptir? Yapacağımız işlem bu. Yani 32 çarpı 1,5 bize sonucu söyleyecek. Onun da 48 gram olduğunu kolayca hesaplayabiliriz. Yine oran orantı yine cevabı götürdü bize. Bir diğer soruda tepkimelerin türlerinden bahsediyor bize. Tepkime türlerini belirlememiz gerekiyor. Şimdi ilk tepkimeye baktığımız zaman küçük parçacıklar birleşik büyük bir molekül yapısını oluşturmuş. Dolayısıyla burada bir sentez tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Sentez oluşum tepkimesiydi. Burada ise büyük parçacık küçük tanecikleri ayrışmış. Dolayısıyla bir ayrışma süreci söz konusu. Yani bir diğer adıyla analiz tepkimesi söz konusu. Buraya baktığımız zaman suda çözünmüş tuzlar birleşip bir tane katı tuz oluşturuyorlar. Yani suda çözünmeyen, çökelen bir tuz oluşturuyorlar. Bu durumda ne, nasıl isimlendiriyorduk? Çözünme, çökelme tepkimesi olduğunu söylüyorduk. Buraya baktığımız zaman asit var, hidroflorik asit bir bazla tepkimeye giriyor. Dolayısıyla
Bu asit baz tepkimesi olarak değerlendiriliyor veya hepsi suda çözünmüş halde ise eğer nötralleşme olarak isimlendiriliyordu. Buraya baktığımız zaman bir maddenin oksijenle verdiği tepkimeyi biz yanma tepkimesi olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla biz bunu yanma olarak kategorilendireceğiz. 48 gram XO bileşinin yeterli miktarda oksijen ile tam verimli tepkimesinden 56 gram X2O3 bileşiği elde edilmekteymiş. Buna göre X elementinin atom kütlesini bulunuz diyor. Şimdi tepkimeyi yazacak olursak XO artı O2 X2O3 var. Ancak bunu tabii ki denkleştirmemiz gerekiyor işlem yapabilmemiz için. Nasıl yapacağız bu denkleştirmeyi? Şöyle bunun katsayısına 4 yazalım. Bunun katsayısına 2 yazalım ki X'ler birbirine bu şekilde denk olsun. Şimdi oksijenlerin denkleşmesi için 4, burada 6 tane oksijen var. 4 artı 2'den burada da 6 tane oksijen var. Yani denkleştirmeyi tamamlamış olduk bu haliyle. Buna göre 48 gram XO bileşiği varmış. Ve şöyle yazalım. 48 gram bundan varmış. Belli bir miktar oksijenle tepkimeye giriyormuş. Bunun X olduğunu varsayalım. Ve sonuç olarak 56 gram X2O3 elde ediyormuşum. Kütlenin korunumu kanunu bana ne diyordu? 48 gramla ben X'i toplarsam 56 grama eşit olmalıdır. Yani girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşit olmalıdır. Burada x değerini ne bulacağım? 56 eksi 48'den 8 gram olarak bulacağım. Yani oksijenin kütlesi 8 gram. Şimdi şunu biliyorum ben. 1 mol O2 oksijen atom kütlesi 16 olduğuna göre 2 katından 32 gram kütlesine sahipmiş. Elimde 8 gram olduğuna göre 8 gramın kaç mol olduğunu hesaplamam gerekiyor. Hemen 32'nin dörtte biri 8 olduğuna göre 1'in dörtte biri yani 0,25 mol oksijenin tepkimeye girdiğini söyleyebilirim. O zaman şunu söyleyebiliriz. Demek ki buradan 0,25 mol harcanıyormuş. Katsayılarla orantılı olmak zorunda olduğuna göre bunun 4 katı yani 1 mol XO tepkimeye giriyordur. Buna karşılık olarak katsayısı 2 olduğu için 0,5 mol X2O3 elde ediyoruz. Şimdi bunları bildiğimize göre bana diyor ki XO'nun kütlesi 48 gramdır. XO 1 molü 48 gram. Dolayısıyla doğrudan şunu yazabilirim. XO'nun molekül kütlesi 40 gramdır. Bu ne demek oluyor? X ile oksijeni yani 16'yı topladığım zaman 48'e ulaşacağım. Yani X'in atom kütlesi 48 eksi 16'dan 32 olarak karşımda duracak arkadaşlar. Bir diğer soruda 40 gramlık magnezyum örneği varmış. Yeterli miktarda oksijen ile tam verimli tepkimeye giriyormuş. Magnezyum oksit katısı buradan oluşuyor. Buradan oluşan magnezyum oksit katısını da suyla tepkimeye sokuyorum. Magnezyum hidroksit oluşuyor. Burada 58 gram magnezyum hidroksit oluştuğuna göre başlangıçta kullanılan magnezyumun saflık oranını istiyor. Burada hem birkaç adımla gerçekleşen tepkime var. Hem de saflık yüzdesi sorusu var. Şimdi tersten gidelim bu soruda biz bence. 58 gram magnezyum hidroksit kaç moldür? Önce bunu hesaplayalım. Magnezyum hidroksitin molekül kütlesini hesaplayacak olursak. Şimdi 24 magnezyumdan geliyor. 2 çarpı 16 oksijenden geliyor. Artı 2 de hidrojenden geliyor. 32 artı 24 artı 2'den 58 olduğunu buluyoruz. Demek ki magnezyum hidroksitten 1 mol varmış benim elimde. O zaman öncelikle ben bu tepkimeyi yazacak olursam magnezyum oksitten magnezyum hidroksitin elde edildiği yani ikinci adımda gerçekleşen şu tepkimeyi yazacak olursam suyla tepkimeye giriyor. Magnezyum hidroksit oluşuyor. Şimdi bana demiş ki bundan 1 mol elde ediyorum. Bundan 1 mol elde edebilmem için buradan da 1 mol harcamam, bundan da 1 mol harcamam gerekiyor. Yani benim elimde magnezyum oksit özür diliyorum tabii ki şurası. 1 mol magnezyum oksit olmalı ki ben 1 mol magnezyum hidroksit elde edebileyim. O zaman bir adım geriye gidelim. Magnezyum oksiti elde ettiğimiz tepkimeden bahsedelim. Bu tepkime nasıl olacak peki? Magnezyum katısının oksijenle tepkimesinden magnezyum oksit elde etmemiz gerekiyor. Buradaki katsayılar ne olacak peki? Denkleştirmek zorundayız çünkü 2 tane oksijen var. Burada da 2 tane oksijen olabilmesi için katsayımız 2 oldu. 2 tane magnezyum var. Denkleşmesi için buranın da katsayısı 2 oldu. Şimdi bana diyor ki elinde 1 mol magnezyum oksit katısının olması gerekiyor. 1 mol magnezyum oksit elde etmek için tabii ki 1 mol
magnezyum kullanmam gerekiyor. Şimdi 1 mol magnezyum kullanmam gerekiyor ve 1 mol magnezyumun 24 gram olduğunu soru bana zaten söylemiş. Elimdeki kütle neydi peki? 40 gramdı. Dolayısıyla diyeceğim ki eğer 40 gramlık katının 24 gramı safsa yüzde kaçı saftır? Bana buradan saflık yüzdesini verecektir. Dolayısıyla burada yapacağım işlem nedir? 24 çarpı 100 bölü 40'tır. Yani ben bunu %60 olarak hesaplayabilirim. Neler yaptık? Şöyle bir baştan alacak olursak. Tersten geldik. Elimizde 58 gram magnezyum hidroksit olmalıymış. En sonda şimdi 58 gramın 1 mol olduğunu hesapladık. 1 mol magnezyum hidroksit elde edebilmemiz için 1 mol magnezyum oksite ihtiyacımız varmış. Bunu da tepkimeden hesapladık. 1 mol magnezyum oksite elde etmemiz için 1 mol magnezyum kullanmalıymışız. Bunu da bulduk. 1 mol magnezyumun kütlesini bulduk. Demek ki bizim elimizdeki saf magnezyum 24 grammış. Bu 24 gramlık saf magnezyumu 40 gramlık katının %60'ını oluşturduğunu hesaplamış olduk. Bir diğer soruda da eşit kütlede alüminyum ve oksijen ile başlatılan tam verimli tepkimede 0.5 mol alüminyum oksit katısı elde edilmiştir diyor. Buradaki bileşenlerle ilgili yorum yapmamızı istiyor. Şimdi biz tepkimemizi yazacak olursak. Alüminyum var. Oksijenle tepkimeye giriyor. Ve Al2O3 bileşiğini elde ediyoruz. Önceliğimiz neydi her zaman için? Denkleştirmeyi yapmak. Denkleştirmeyi nasıl yapacağız peki? Şuraya 4, buraya 3, buraya 2 yazdığımız zaman tepkimemizi denk hale getirmiş oluruz. 4 tane alüminyum, 4 tane alüminyum var. 6 tane oksijen var, 6 tane oksijenimiz var. Bu şekilde kolayca denkleştirmemizi yapabiliriz. Şimdi eşit kütlede aldığımızı söylüyor. Ve son durumda 0.5 mol Al2O3 katısı elde ettiğimizi söylüyor. Buradan 0.5 mol oluşabilmesi için kat sayılardan gidiyordum. 2'ye 0.5 ise 3'e tabii ki 0.75 harcamam gerekiyor. 4'e ise tabii ki 1 mol harcamış olmam gerekiyor. Benim kullandığım miktarlar bunlar. Peki 1 mol alüminyum kaç gramdır? 27 gramdır. Bu bilgiyi bana burada vermiş. Peki 0.75 gram 75 mol oksijen kaç gramdır O2? Şimdi O2'nin 32 olduğunu biliyoruz. Yani 1 mol O2 32 gramsa 0.75 molü kaç gramdır gibi bir işlem yapmamız gerekiyor. 32 çarpı 0.75'ten biz bunun 24 gram olduğunu hesaplayacağız. Dolayısıyla bundan 27, bundan 24 gram harcanıyor. Eşit kütlede olduğuna göre ben ne diyeceğim? Demek ki başta bundan da 27 gram, bundan da 27 gram almışım. Bu tamam harcandığı için hiç kalmamış. Bundan 27'nin sadece 24'ünü harcadığım için 3 gram artan madde olarak elimde kalmış. Bana ne diyor? Sınırlayıcı bileşen hangisidir? Bir tepkimede kim bitiyorsa o sınırlayıcı bileşendir. Yani alüminyum benim buradaki sınırlayıcı bileşenimdir. Artan maddenin kütlesini soruyor. Onun da 3 gram olduğunu zaten hesaplamıştım. 3 gram oksijen artan madde olarak elimde kalıyordur. Şimdi bir de karışımla ilgili soru var. Yani belli bir karışım var. Buradaki farklı maddeler farklı tepkimeler veriyor. Helyum, C2H4 ve C3H4 gazlarından oluşan 1 mollük karışım varmış. Toplam mol sayısını vermiş. Oksijen ile tam verimle yakılıyormuş. Tepkime sonunda kapta 1.8 mol karbondioksit, 1.4 mol su bulunuyormuş. Kapta kaç gram helyum olduğunu söylüyor. Şimdi şunu biliyoruz ki helyum bir soy gazdır. Oksijenle tepkime falan vermez. Dolayısıyla tepkime verenler diğer ikisi olacak. C2H4'ün oksijenle tepkimesinden tabii ki karbondioksit ve su oluşuyordur. Benzer şekilde C3H4'ün oksijenle tepkimesinden karbondioksit ve su oluşuyordur. Şimdi buradaki katsayıları belirleyecek olursak. 2 tane karbon var. Karbondioksitin katsayısı 2. 4 tane hidrojen var. Suyun katsayısı 2. 4 artı 2'den 6 tane oksijen var. O zaman oksijenin katsayısı 3 olacak. Burada 3 tane karbon olduğunu görüyoruz. 4 tane hidrojen olduğu için katsayımız 2 olacak. 6 artı 2'den 8 tane oksijen var. Dolayısıyla buranın katsayısı 4 olmalıdır. Şimdi şuna geleceğiz. Ben bundan x mol, bundan y mol olduğunu varsayacak olursam toplamları 1 mol. Bunun x'i bu, y'si bu. Bir de helyum var elimizde. X mol bundan harcadığım anda bundan 3x mol harcamalıyım.
Buradan 2x mol oluşmalı. Buradan yine 2x mol oluşmalıdır. Katsayılar bana bunu söylüyor. Buradan y mol harcadığım zaman buradan 4y mol harcamalıyım. Buradan 3y mol oluşmalı. Buradan 2y mol oluşmalıdır. Yine katsayılarla orantılarsa. Şimdi bana diyor ki 2x mol karbondioksit, 2x mol de hidrojen oluşuyor. Toplam karbondioksit miktarı ne oldu o zaman? 2x artı 3y oldu ve bunun 1.8 mol olduğunu bana soru söylemiş. Suyun mol sayısına baktığım zaman 2x birinden geldi, 2y diğerinden geldi. Buradan da toplam 1.4 mol oluştuğunu söylemiş. Şimdi iki tane bilinmeyenim, iki tane de denklemim var. O zaman ben ikinci denklemi komple eksiyle çarparsam. Eksi 2x eksi 2'ye eşittir eksi 1,4 derim. Ve şu iki tepkimeyi toplayacak olursam, yani en üstteki tepkimeyi ve şu tepkimeyi taraf tarafa toplayacak olursam, x'ler gitti, y'ler 3y eksi 2y'den y olarak kaldı. 1.8 eksi 1.4'ten de 0.4 y olarak kaldı. Şimdi y değerini bulmuş oldum. Bunu hemen bir cebime koyalım. X değerini bulmak istersem ne yapacağım? Herhangi birinin değerini yazabiliriz. Şurada y yerine 0.4 yazalım mesela. 0.8 gelecek. 0.8'i karşıya atacağım. 0.6 olacak. Onu da 2'ye böldüğüm zaman bunun 0.3 olduğunu bulacağım. Yani benim elimde helyum var, C2H4 var, C3H4 var. Buradaki C2H4'ün mol sayısı 0.3. Benzer şekilde C3H4'ün mol sayısı 0.4, şöyle yazalım. Toplamları 1 mol olduğuna göre helyumun mol sayısını buldum. Demek ki 0.3 mol helyum olacak ki toplamları 1 mol olabilsin. Bana neyi soruyor peki? Helyumun kütlesini soruyor. Diyeceğim ki 1 mol helyum 4 gram kütlesine sahip olduğuna göre 0.3 mol helyum kaç gram kütleye sahiptir? Dolayısıyla 4 çarpı 0.3'ten buradaki değerin 1,2 gram olarak karşımda duracak. Cevabım da bu şekilde olacak. Aşağıdaki karışım örneklerinin karşılarına ait oldukları karışım türünü belirtiniz diyor. Şimdi hemen türlere dalacak olursak, demiştik ki en başta en temelde ikiye ayırıyoruz. Homojen ve heterojen diye homojen karışımların tamamını çözelti olarak isimlendiriyorduk. Oradan bir yürüyelim. Hava homojen bir karışımdır. Dolayısıyla çözelti olarak türünü ifade edebiliriz. Ayran heterojen bir karışım. Peki bileşenleri neler? Katı sıvı. Katı sıvı heterojen karışımlara şöyle bir belirtelim. Katı katı heterojen karışımlara basit veya adi karışım diyorduk. Katı sıvı heterojen karışımlara süspansiyon adını veriyorduk. Sıvı sıvı heterojen karışımlara emülsiyon diyorduk. Katı sıvı, katı veya sıvının daha doğrusu gazlarla yaptığı heterojen karışımlara aerosol diyorduk ve askıda kalma durumuna koloid yapısı diyorduk. Bunun dışındaki bütün homojen karışımları da çözelti olarak isimlendiriyorduk. Ayrana baktığımız zaman katı sıvı heterojen karışım olduğu için tabii ki süspansiyon olarak isimlendireceğiz. Benzin suya bakıyoruz. Birbir içerisinde karışmaz. Yani heterojen olur. İkisi de sıvı fazla olduğu için ise emülsiyon adını alacaktır. Kolonya birbiri içerisinde karışan homojen bir yapı olduğu için bu da yine çözelti adını alacak bir karışımdır. Siz sıvı haldeki maddenin gaz halde dağılamaması, yani heterojen karışım olması, sıvı gaz heterojen karışımlara aerosol adını veriyorduk. Kan ise askıda kalma durumuydu. Kan taneciklerinin pıhtının serum içerisindeki askıda kalmasıyla oluşuyordu. Koloid olarak isimlendireceğimiz karışım türü olarak karşımıza duracak. Bu şekilde bunu da cevaplandırmış olacağız. Şimdi bir tepkime daha vermiş. Burada net iyon denklemini yazmamızı ve seyir iyonları belirtmemizi istemiş. Bir çözülme çökelme tepkimesi var burada. Net iyon denklemi her zaman için çökelen
tanecikler arasında oluşacaktır. Dolayısıyla ben şimdi sodyum klorürünün suda çözünme denklemini şöyle yazacağım. Diyeceğim ki Na artı ve Cl eksi iyonları var buradan. PbNO3 2'nin, yani kurşun nitratın suda çözünmesinde kurşun ve nitrat iyonları açığa çıkıyordur. Bunlar ortamda dolaşan iyonlar. Peki kim çözermiş? Çökermiş, özür diliyorum. Kurşun ve klor çökmüş. Dolayısıyla benim net iyon denklemimde buradan gelecek kurşun katyonuyla buradan gelecek klor iyonları arasında çökelmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii ki bunlar suda çözünmüş haldeler en başta. Sonradan ne oluyor? Çökelme gerçekleşiyor. Tuzun türü PbCl2 olduğu için buradaki katsayımız tabii ki 2 olmalı ve ürünümüzde PbCl2 katısı olmalı. Net iyon denklemini bu şekilde yazacağız. Peki seyirci iyonları belirtin dediği zaman ben ne yapıyorum? Net iyon denklemine kimleri yazdım? Kloru yazdım, kurşunu yazdım. Sodyum ve nitrat ne yapıyor? Onlar ortamda serbestçe dolaşabiliyor. Yani olayları seyrediyorlar. Dolayısıyla sodyum ve nitrat iyonları benim seyirci iyonlarım olacaklar. O zaman ne yapalım? Güzelce videomuzu tamamladığımıza göre ödevlendirmemizi yapalım. İlk işimiz sıfırdan ona kimya kitabına çalışmak olacak. Burada sorumlu olduğumuz kısımlara bakacak olursak birinci ünitenin tamamından sorumluyuz. Yani 12'den 74'e kadar birinci üniteden sorumluyuz. Bunun yanı sıra 84'e kadar da ikinci kısımdan sorumlu olacağız. Bu kitapta karşımıza neler olacak peki? Ne tarz şeyler bizi bekliyor? Sol taraflarda genellikle bize konuyu özetleyen, bir kazanımı bize anlatan kısım var. Hemen sağ tarafında ise o kazanımla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Bütün kısmı tamamladıktan sonra da bizi bekleyen testler olacak. Güzelce bütün kazanımları tamamladıktan sonra o konuyla ilgili konu testleri, tarama testleri bizi bekliyor olacak. Bu çözümleri yaptıktan sonra sınava bayağı bir hazırlanmış olacağız. Ardından tabii ki sıfırdan ona kimya kitabını bitirdikten sonra tak kimya kitabıyla da işin cilasını yapmamız gerekiyor. Burada da yine 13. sayfadan başlıyoruz ve birinci ünitenin tamamı, ardından karışımlarda 92. sayfaya kadar sorumlu olacağız. Bu kitapta da konu kısımlarında bize belli kazanımlarla ilgili çözümlü sorular veriyor. Bu çözümlü sorular üzerinden aslında kazanımı tekrar etmiş oluyoruz. Ardından da iki tane test, bir tane boşluk doldurma ve bir tane yazılı tipinde soru bizi bekliyor olacak. Ve bütün kazanımları tamamladıktan sonra da konu sonunda yine değerlendirme testleri bizi bekliyor oluyor. Tarama testlerimiz var. Tarama testlerini tamamladıktan sonra tekrar testleriyle karşılaşacağız. Tekrar testlerini tamamladıktan sonra ALFL gibi biraz daha yoğunlaşmamız gereken fen liselerine özgü soruların bulunduğu testler olacak. ÖSYM tarzı sorular ve en sonunda da yazılı tipinde sorular bizi bekliyor oluyor. Bunları da tamamladıktan sonra yazılıya tam anlamıyla hazır olacağız. O zaman ne yapalım? Ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar, iyi bir sınav dönemi diliyorum.